Herkese merhaba arkadaşlar, PES 2021 mobilde yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Kulüp Selection, Tottenham ve Manchester City'den top açılımı yapacağız. Top açılımına geçmeden önce hemen etkinliklere çok kısa hemen bir değineceğim arkadaşlar, ondan sonra devam edeceğim. Öncelikle Match Day ve etkinlikler yenilendi, tur etkinliği. Özel antrenör bulduğu tur etkinliğinde devam ediyor arkadaşlar. E-Futbol bölümünde keşke burada da 2 kat My Club parası almış olsaydık, çok güzel olurdu. Ama maalesef sadece 100 MyClub parası alabiliyoruz. Bakalım ödüllerde bir değişiklik var mı? Hemen çok kısa bakıp geçeceğim arkadaşlar. Aynen 100 MyClub parası. Toplamda da 200 MyClub parası kazanmış olacağız. Bir de arkadaşlar bir mail geldi. Hemen maillere de bir göz atalım. İspanya Ligi'nin MVP'lerini seçmemizi istiyor. Şurada bilginiz olsun. Şuraya tıkladığınız zaman mavi yazıya sizi bir sayfaya atıyor ve orada İspanya Ligi'nin bir tane öne çıkan oyuncusu olaraktan karşımıza getirecek oyuncuya oy vermemizi istiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bununla ilgili de bakalım bir bölüm yapmaya çalışırız inşallah. Bakalım başka bizi ilgilendiren önemli bir şey varmış. Feast of Season devam ediyor. Bu hafta da yine her gün giriş yaptırdığımız takdirde şu ödülleri alacağız arkadaşlar. Manchester United'ın 5 yıldızlı yetenek avcısı ile Arsenal'ın 5 yıldızlı yetenek avcısı, özel antrenörler, GP'ler falan filan. Yani klasik işte etkinliklerden kazandığımız ödüller. Yani ekstradan bir durum maalesef yok. Keşke etkinliklerden kazanamayacağız bir ödül getirmiş olsalardı. Onun dışında başka bir şey yok. Hemen top açılımıza geçelim. Zaten bir gün öncesinde de zaten şey yapmıştık. Bir analiz yapmıştık. Boxdraw'a baktığımız zaman bütün iyi oyuncuların içinde olduğu bir Boxdraw getirmişler. Hemen hemen bütün oyuncular var. Bir tek Ronaldo yok sanırım burada. Cristiano Ronaldo gibi birkaç tane daha oyuncu yok. Fena bir Boxdraw değil. Güzel bir Boxdraw ama normal oyunculardan tabii çok fazla işimizi görmüyor. Şimdi Manchester United'dan arkadaşlar istediğim oyuncular Agüero, Ferran Torres ve Rodri'yi istiyorum. Yani Rodri, Agüero, Ferran Torres, işte daha sonrasında Ake, Sterling diye gidiyor. De Bruyne'i istemiyorum çünkü bende var arkadaşlar. Tottenham tarafına baktığımız zaman birinci isim tabii ki Son. İkincisi de Sanchez'i çok isterim. Daha sonrasında Sissoko olabilir. O şekilde sıralanabilir. Yani Ndombele bende olduğu için istemiyorum. Son, Sanchez, Sissoko diye gidiyoruz. Haydi bakalım, çok fazla uzatmadan başlayalım. Sizler de buradan kimleri buldunuz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım, bismillah dedik. 100 MyClub parası ne dedik? Anlaş dedik. İlk topumuz geliyor Manchester City'den. Haydi bakalım. Ya kaleci geldi ya. Ederson Moraes, hiç kullanmadığım bir kaleci ama bu sezon kullanacağım ya. Bu hafta kullanacağım. Ederson'u bu zamana kadar hiç oynatmadım arkadaşlar. Bu hafta maxlayıp oynatacağım. Bakalım Ederson nasıl bir kaleci. 1.88'lik özelliklerini zaten biliyorsunuz. Sadece uzaklaştırma hariç hepsi bütün 99 sanırım. Bu hafta Ederson'u ilk defa deneyeceğim bakalım. Bayağı bir maçta oynatacağım. Haydi bakalım Konami. Şu istediğimiz oyunculardan Rodri, Agüero, Ferran Torres. Üçünden iki tanesi gelse de güzel olur. 100 MyClub parası da ödedik. Haydi bakalım. Anlaş dedik. İkinci topumuz geliyor. İkinci topumuz geliyor. Abi bu ne ya? Abi ya Owen, bak Konami, Owen vakasından sonra bak şunu artık kaldırabilecek durumda değilim ya. Owen vakasından sonra artık kaldırabilecek değilim ya. 5 tane Owen verdin bana ya. Ya ikinci oyuncu bir de kaleci ya, bir de kaleci yani. Kullanabileceğim bir oyuncu da değil. Kullanabileceğim bir oyuncu olsa tamam. Şaka gibi ya vallahi. Şöyle geriye çıktım bir. Son hakkımızı kullanıyoruz. Kimin gelmesini isterim? Yani Ferran, Torres, Rodri, Agüero. Agüero da olur. Agüero'yu forvette kullanırım. Çok fazla bu sene kanat oyunu oynamıyorum. O yüzden kanat oyunculara çok fazla ihtiyacım yok. Sağ ayaklı Sterling'e benzettim sanki bunu. Aynen. Sterling geldi. En azından bir tane iyi oyuncu geldi arkadaşlar. Yani Ederson da kötü bir kaleci değil ama
Sterling'i de kadromuza katmış olduk. Çok hızlı bir oyuncu. Dayanıklılığı biraz kötü gibi ama forvette oynatırım ben Sterling'i arkadaşlar. Şimdi gelelim Tottenham'a. Tottenham'dan dediğim gibi Son'u ve Sanchez'i çok istiyorum. İkisini daha sonrasında Sissoko gelirse çok iyi olur. Haydi bakalım 100 My Club parası ödedik. Ya 2 Ederson nedir ya? 2 Ederson nedir ya? Haydi bakalım nereye gittik? İngiltere'ye gittik tabii ki. 6 numara Sissoko mu? Ndombele 28 numara çünkü. Sanchez mi? Sanchez geldi. Harika oldu be. Sanchez oyunun bence en iyi ikinci stoperlerinden bir tanesi. Yani Rafael Varane, işte Sanchez gibi, Van Dijk gibi gerçekten muazzam özelliklere sahip. Sanchez ekledik takımımıza. İlk istediğimiz oyuncu geldi. Tamam. City'den yüzümüz belki gülmedi ama burada inşallah şu Son'u da verirse. Son'u çok istiyorum arkadaşlar. İnşallah gelir. Haydi bakalım. İkinci topumuzu açıyoruz. Lütfen Son gelsin. Bastık. Haydi Son gelsin be. O da 7 numara. Sterling de 7 numaraydı. Yeşil kramponlu. 7 numara! 7 numara! Son geliyor! İşte bu! Harika oldu be! City'den yüzümüz gülmedi ama Tottenham'dan istediğimiz oyuncular geldi. İşte bu diyoruz. Son'u çok istiyordum arkadaşlar. Özellikleri çok iyi. Bence oyunun en iyi kartlarından bir tanesi. Gerçekten göze hitap etmiyor gibi duruyor ama 93 genel dereceye sahip ama bence gerçekten özellikleri harika olduğunu düşünüyorum Son'un. Bakalım bazen oyuncuların özellikleri, becerileri oyuna yansımıyor arkadaşlar. İşte en son bulduğum Calvert-Lewin gibi çok fazla biraz ağır kaldı. Özellikleri çok çok iyi. Son hakkımızı kullanalım mı bakalım. Yani Sissoko için gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama son hakkımızı deneyelim ya. Sissoko için denemek istiyorum arkadaşlar. 100 My Club para söyledik. Anlaş dedik. Son hakkımız Sissoko için. Açtım bakalım. Gelirse güzel olur. Gelmezse de sağlık olsun diyelim. Esmer tenli bir oyuncu. Davinson Sanchez ikinci kez geldi. 6 numara Sanchez. İkişer tane oyuncuyu dayadı valla. Hem Tottenham'dan hem Manchester City'den. Konami efendi Liverpool. Kanayan yaramız Gerrard. Maalesef. Şöyle top açılımı bir değerlendireyim arkadaşlar. Hemen videomu noktalandıracağım. Allah'ım karşıma çıktı bu yine. Bu ne arkadaşlar? İşte top açılımının son vaziyeti bu maalesef. İmzalama tarihi diyelim. Yani çok kötü bir top açılım olmadı. Bence 10 üzerinden, yani siz de kendi yaptığınız top açılımına 10 üzerinden bir puan verirseniz kaç puan verirsiniz arkadaşlar? Ben şöyle söyleyeyim. 10 üzerinden rahat 8.5 verebilirim. 8.5 hatta 9 bile verebilirim bu puanlamaya. Güzel bir top açılımı oldu. En azından 2 tane istediğim, çok istediğim 2 oyuncuyu buldum. Ederson'la Sterling'de kullanacağım. Bu hafta bu arkadaşlarla maç gelecek arkadaşlar inşallah. Mutlaka kanalımı takipte kalın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.